İklim değişikliği aslında birçok biyolojik etmenin habitat bozulması süreciyle beraber aslında tehdit eden bir unsur haline geldi. Bu bağlamda normalde kış dinlenmesine yatan ayılar, öyle söyleyeyim, boz ayılar uyuyamadılar. Yani dinlenmelerine dair, kış dinlenmesine dair zaten normal zamanda da kış uykularına çok fazla geçmiyorlar. Fakat kış dinlenmesine dahi geçemediler. Alanlarını daraltamadılar. Biz geçen yıllarda Şubat-Mart aylarına kadar bu hayvanların hareket ettiğini gördük. Halen aktif bir şekilde gezdiğini gördük. Tabii bu da birdenbire havaların soğuması, sonra tekrar havaların açması, hayvanların da ve bununla beslendikleri tabii hayvanla bozayılar da şu anlamda ele alınabilir. Bozayılar büyük çoğunluğunu, besin diyetlerinin büyük çoğunluğunu bitki kaynaklı tüketiyorlar. Tabii ki de et tüketiyorlar. Fakat bu hayvanlar hepçil oldukları için ve doğada en kolay bitkisel kaynaklara erişebildikleri için meyve ve tohum gibi. Bu bağlamda hayvanlar da tabii etrafta bir şey bulamayınca iklim değişikliğine dayalı olarak bu anlamda davranış olarak agresifleştiler. Daha fazla gezmeye başladılar. Hayvan bir şey etrafta bulamayınca tabii ki de doğal olarak insanların bulunduğu meskun alanlara kadar ilerledi. Bu bağlamda yaban hayvanlarının getirmiş olduğu insan-hayvan çatışması iklim değişikliğinin bir sonucu olarak da karşımıza çıkıyor.